LGS'ye son 28 gün, altın değerinde günlerde olduğumuzu her zaman söylemiştik. Bugün de bir kez daha söylüyoruz arkadaşlar. Bugünlerde öğrendiğiniz her bir bilgi aklınıza kalacak. Belki de 28 net artırabileceğiniz bir gündesiniz. Niye? Çünkü her gün 2 şey öğrenseniz 28 günde 56 tane şey öğrenmiş olursunuz. Ve bunların hepsi de karşınıza sınavda çıktığında pıtır pıtır netlerinizi artırırsınız. Dolayısıyla mutlaka mutlaka bugünlerde sıkı sıkıya çalışıyoruz. Bol bol çalışıyoruz. Sözelde, sayısalda ulaşabileceğimiz en yüksek netler için vazgeçmiyoruz arkadaşlar. Günün sözüne baktığımızda mağlubiyete uğrayınca ümitsizliğe kapılma. Her başarısızlıkta bir zafer arzusu yatar diyor Germain Martin. Gerçekten de bizim için bu sözün anlamı şu. Deneme çözdüğümüzde, soru çözdüğümüzde, kitaplardan veyahut da kaynaklardan faydalandığımızda, bir soru yanlış yaptığımızda diyeceğiz ki oh ben bu yanlışı yaptım ama şimdi bunun doğrusunu öğrendim. Gerçek sınavda karşıma gelince ben bu soruyu bir daha yanlış yapmayacağım diye sevmemiz gerekiyor. Ha doğru yaptığımızda ne yapacağız? O zaman tabii ki sevineceğiz. Oh ne güzel doğru yaptık diyeceğiz. Ama yanlış yaptığımızda asla ve asla ümitsizliğe kapılmıyoruz. Bu yanlışları gerçek sınavda yapmayacağımız için bize o yanlış yaptıran kaynağa, bize o yanlış yaptıran hocaya teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür ederiz. Sahne bu yanlışı yaptım ama artık doğrusunu öğrendim dememiz gerekiyor. Günün yorumuna baktığımızda Yağmur Nazyel diyor ki 452 beni almış. Hocam LGS'ye bu kadar kala branş denemesi mi yoksa genel deneme mi? Biz arkadaşlar daha çok genel denemeyi tercih ediyoruz sizler için. Çünkü geri sayım denemesi gibi veyahut da işte toplu denemelerimiz gibi denemelerden soru çözdüğünüzde gerçekten size bir sınav provası yaşatıyoruz. Ve sınav provasını bayağı bir çözmeniz lazım. Çünkü 6 Haziran pazar günü gireceğiniz sınav sözel ve sayısaldan oluşan 90 soruluk bir sınav. Dolayısıyla o sınavın sürekli konsantrasyonunu artırmanız lazım. Ama matematikte çok eksiniz varsa matematiğe yönelik branş denemeleri, Türkçe yönelik branş denemeleri de yapabilirsiniz. Matematik netlerimi 20 bölü 20 yapmak için günlük kaç soru çözebiliriz? Arkadaşlar çok güzel bir hedef. Tebrikler Yağmur. Gerçekten güzel bir hedef. Bu hedefe yaklaşabilirsen benim sana tavsiyem biliyorsun ki sınavda 20 tane matematik soru çıkacak. Ve bunun da 20'si de yeni nesil olacak muhtemelen. Bazıları 4-5 tanesi kolay olsa bile 20'sinin de zorluk ve kolaylık seviyesi değişse bile 20'sinin de yeni nesil olacağını bilmen lazım. Dolayısıyla sen sınavın provası yapmak adına bunun en az 3 katını yani 60 tane matematik sorusunu mutlaka çözmen lazım. Hedefin daha yüksekse bunun daha fazlasını da çözebilirsin. 60'tan daha fazla olan mesela 5 katını 100 tane de soru çözebilirsin. Çarpı 5 deyip 100 tane de soru çözebilirsin. Bunlarca normal denemeleri, normal testlerine devam edecek. Ama diğerlerini zaten tamamladıysan, yani hocam ben zaten Türkçe'de full yapıyorum. İnkılap'ta, dinde, İngilizce'de full yapıyorum. Fende de çok kolay kolay soru kaçırmıyorum diyorsan o zaman bu soruyu daha da artırabilirsin. Biz matematikle alakalı öğrencilerimize işte taktikli matematikte çok güzel sorularımız var. Dinamo'da var, Zuru Bankası'da var. Daha da fazlasını isteyen öğrencilerimiz için matematikte biz biliyorsun zor ve ötesi. Yani Kazıkul Aziz'in de ötesinde bir kitap hazırladık. Bence bu tarz bir kaynaktan da faydalanabilirsin. Bu o kadar seçici sorulardan oluşuyor ki hepsini doğru yapınca bir testin 7 soruluk full diyoruz. Yani deha oluyorsun. Bir yanlış yapınca süper zeka. İki yanlış yapınca efsane. Üç yanlış yapsan bile başarılı oluyorsun. Dolayısıyla gerçekten de zorlayıcı sorulardan oluşan kitap. Bu da 20'de 20 yapmak isteyen öğrencilerimiz için hazırladığımız bir kitap. Denemeleri evde çözmek istemiyorum. Ayrıca da kendimi ortamda oluşturamıyorum demiş. Tabii şu anda bu sokağa çıkma yasakları da var. Bazı şeylerden dolayı kolay kolay evden dışarı çıkamadığımız dönemler de oluyor. Bu durumda yapabileceğimiz şeyleri söylüyorum. Birincisi evde deneme ortamını oluşturmamız gerekiyor. Evde deneme ortamı nasıl oluşur? Birincisi kurşun kalemi alacaksın. İkincisi cep telefonunun yanına alacaksın. Diyeceksin ki güle güle. Onu alıp odanın dışına çıkaracaksın. Annene diyeceksin ki ben birazdan deneme çözüyorum. Masanın oturma düzenini de değiştirebilirsin. Veyahut da arkadaşınla paslaşabilirsin. Bir gün sen arkadaşına gelirsin. Bir gün arkadaşın sana farklı bir ortamda deneme çözme deneyimini yaşayabilirsin. Gidip evine gidip gelebildiğin kişiler için söylüyorum. Mutlaka samimi olduğum bir arkadaşım vardır değil mi Yağmur? Birbirinizin evine gidip birbirinizin evinde de deneme çözebilirsiniz. O sırada zaten ev halkı da aa ne oluyor ya bir şeyler oluyor deyip size saygı duyarlar. Eğer pandemi bu yasaklar bittikten sonra da tabii ki zaten okulunuzda veyahut da farklı binalarda da soru çözmek, deneme ortamı tatmak bizim için çok çok önemli. Deneme sınavında kurşun kalemle çözmüş olmakla çözmemiş olmak arasında gerçekten sınavda çıkabilecek zor soruları çözmekle hiç çıkma ihtimali olmayan bir kaynaktan çözmek arasında nasıl fark varsa iyi bir sınav ortamında çözmek de çok çok önemli. Çünkü deneme sınavına girdiğinizde daha doğrusu deneme sınavı değil de gerçek LGS'ye girdiğinizde böyle demeniz lazım ki sınav günü geldi çattı. Ama ben zaten buna benzer birçok defa farklı yerlerde deneme çözdüm ki diyerek kendinizi sınava odaklamanız gerekiyor. Dolayısıyla burada da böyle bir çözüm yapabilirsin Yağmur. İyi bir fen lisesi kazanmak için kaç soru çözmeliyiz günlük? Bunun da cevabını vermiştik. Esasında sınavda 90 soru çıkıyor Yağmur. 90 sorunun 2 katını çözersen 180 soruyu
iyi bir fen lisesi kazanabilme ihtimalin var. Ama bunlardaki yeni nesil oranı aynı sınavdaki yeni nesil oranıyla benzer olmalı. Ama senin hedefin anladığım kadarıyla bayağı yüksek. Çünkü 20'de 20 matematik istiyorsun. İyi bir fen lisesi istiyorsun. O yüzden sana 3 katını yani 9 kere 3, 27 yani 270 soruyu mutlaka tembihliyorum. Ama şu da önemli. Bu kadar soru çözemeyen öğrencilerimiz ya da bundan daha fazla soru çözen ama çok da verim almayan öğrencilerimiz için söylüyorum. Esasında sizin yapmanız gereken bir verimle bir soru çözmek değil. 10 verimle 10 soru çözmek. Yani bir verimle 10 soru çözersen 1 kere 10, 10 eder. 10 verimle 10 soru çözersen 10 kere 10, 100 eder. Yani sen çözdüğün soruyu aldın diyelim ki buradan soruyu çözüyorsun. Bu çözdüğün sorunun yanlış olduğunda neymiş C'ymiş? He C deyip geçmeyeceksin. Neden C olduğunu soru çözümünü dinleyeceksin. Ve ardından da bu soruyla alakalı diyeceksin ki ben bu konudan yanlış yaptım. Ben bu yanlışımla alakalı neymiş bu üçüncü soru? Açı kenar şey, çok büyük ve çok küçük sayılar. Neyse işte artık. Ben bununla alakalı mutlaka ama mutlaka kendime bir ceza vereceğim. Ödül olarak da 20 soruyu çözdükten sonra artık bu konuyu yaptığımı düşüneceğim demeniz gerekiyor. Yani üzerine üzerine gitmeniz gerekiyor denemelerde yaptığınız yanlışların. İntikam dolu. Diyeceksiniz ki kardeşim ben bunu yanlış yaptım ama bir daha sınavda yanlış yapmamak için ne yapmam gerekiyorsa onu yapacağım demeniz lazım. Diğer türlü kolay kolay günde 150 tane 200 tane inkılap tarihi sorusu çöz. Olmaz ki. Veyahut da bugün 300 tane din sorusu çözdüm. Allah kabul etsin. Güzel de yani sınavda din zaten kolay çıkıyor. Dinde zorlama yok. O zaman sen diğer branşlardan da soru çözmemiz gerekiyor. Soru sayısı değil de sınavla bağlantılı soru sayısı. Yani 90 tane sınavda kaç tane, 90 soruluk sınavda kaç tane Türkçe çıkıyor? 20. Kaç tane inkılap çıkıyor? 10. Kaç tane matematik çıkıyor? 20. Kaç tane fen çıkıyor? 20. O zaman onunla bağlantılı bir şekilde. Bunun kaç tanesi yeni nesil? İşte matematiğin en az 15 tanesi ciddi bir şekilde yeni nesil oluyor. O zaman bunlara göre soru çözmemiz gerekiyor Yağmur. Günün kaynağına baktığımızda LGS son tekrar setini görüyoruz arkadaşlar. Bu kaynak gerçekten Türkiye'de LGS öğrencilerinin en fazla başvurduğu son tekrar kitabı. En fazla bu kitabı öğrenciler seviyorlar. Neden? Çünkü son kez artık üzerindeki tozları siliyoruz. Matematiğe baktığımızda tamamen soru tiplerine göre. Sınav modeli, sınav sorusu, soru tipi. Sınav modeli, sınav sorusu, soru tipi. Hep son taktiklerle, hep sorulara göre gidiyor. Yani konu anlatımından ziyade direkt soruya odaklı. Çünkü amacımız matematikte tüm soruları doğru yapmak. İnkılap tarihinde yine aynı şekilde. Direkt hazırlanma, sınav sorusu, sınav taktiği, son taktikler. Sınav sorusu, hazırlanma yöntemi, son taktikler. Hep bu şekilde sınava göre gidiyor. Aynı şekilde dinde de, İngilizce'de yine exam quest yani sınav tarzı soruları sizler için hazırladık. Türkçe'de de direkt olarak bak konu anlatımı değil. Tamamen net bir şekilde sınav modeli, sınav sorusu. Sınav modeli, sınav sorusu. Hep sınavda çıkabilecek şeylere göre son tekrarımızı yapıyoruz. Fende de yine aynı şekilde konuları öğretici bir şekilde gösterdikten sonra yine sınav sorusuna uygun şekilde konu anlatımları yapıyor. Yani amacımız LGS'de size soruları ben bunun aynısını çözmüştüm dedirtmek inşallah. Günün okuluna baktığımızda Erzurum Yakutiye Erzurum Anadolu Lisesi'ni görüyoruz. Tıp, hukuk, mühendislik, eczacılık gördüğünüz gibi Anadolu Lisesi'nden de, Fen Lisesi'nden de, Sosyal Bilimler Lisesi'nden de, Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden de, Türkiye'deki bütün liselerden bütün okulları kazanabilirsiniz. Kimse size bir şey diyemez çalıştığınız zaman. Aynı zamanda şu anda da Türkiye'nin bütün ilkokullarından LGS başarılı olarak bütün okulları kazanabilirsiniz. Yani şu anda sen şu ilkokula gidiyorsun diye kimse sana Galatasaray Lisesi'ne gidemezsin diyemez. Niye? Kardeşim ver bana sınavı. Ben sözeli sayısalı yaparım. Ardından da yoluma bakarım diyeceksiniz. O zaman hadi bakalım güzel güzel çalışın. Sözelde de sayısalda da güzel güzel netlerinizi yapıp ardından da hayallerinizdeki okula gidin. Zaten çalıştığınızda çok güzel günler sizleri bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın arkadaşlar.